Canon PowerShot A495'in ön bölümünde lens, lensin hemen üzerinde mikrofon, flash ve netleme yapılacağı sırada devreye giren otomatik netleme yardım ışığı bulunur. Bu ışık zamanlayıcı kullanarak fotoğraf çektiğimizde de yanıp sönerek bizi bilgilendirir. Fotoğraf makinemizin üst bölümü ise ön bölümüne göre daha sade. Açma kapama düğmesi ile fotoğrafı çekmek için basmamız gereken deklanşör düğmesi burada bulunuyor. Açma kapama düğmesine basarak fotoğraf makinemizi açalım. Gövdenin üstten arkaya doğru eğimli geçtiği bölümün sağında yer alan ışık çeşitli durumlarda bizi bilgilendirmek için bulunur. Mesela netleme yapıldığında yeşil renkte sabit yanarken, otomatik zamanlayıcı çalışırken yanıp söner. Gövdenin arkasında ise ekran ve düğmeler yer alır. Zoom işlevi yani yakınlaştırma ve uzaklaştırma için iki tane düğme bulunmaktadır. Bunlardan üzerinde tek ağaç simgesi olana bastığımızda yakınlaştırma yapılırken, üzerinde 3 ağaç olana bastığımızda ise uzaklaştırma yapılır. Bu sayede fotoğrafta yer almasını istediğimiz konulara yakınlaşmak ya da konulardan uzaklaşmak mümkün olur. Canon PowerShot A495 3.3x optik zoom sunmaktadır. Zoom yaparken 3.3x'e ulaştığınızda zoom yapmaya devam edersek, dijital zoom devreye girer ve toplam 13x yakınlaştırma elde edilir. 3.3x'in üzerindeki yakınlaştırma değerleri mavi renkte gösterilir. Dijital olarak yapılan bu yakınlaştırma kullanılırsa görüntü kalitesinde azalma meydana gelebilir. Dijital zoom seçeneğini menüden kapatabiliriz. Dijital zoom'u kapattığımızda fotoğraf makinemizin yapacağı azami zoom değeri 3.3x olur. Zoom düğmelerinin altında yer alan düğmeler menülerde dolaşırken yukarı, aşağı, sol ve sağ yön düğmesi olarak görev yaparlar. Yön düğmeleri aynı zamanda çekim esnasında poz telafisi, makro manuel odak, flash ve zamanlayıcı ayarları için hızlı erişim düğmesi olarak da görev yapmaktadır. Yön düğmelerinin hangi görev için kullanılacağını üzerindeki simgeden anlayabiliriz. Yön düğmelerinin ortasında yer alan üzerinde function set yani işlev ayar yazan ayar düğmesi ise çekim ayarlarını görüp değiştirmek için kullanılır. Düğmeye bastığımızda o anki çekim modunda değiştirebileceğimiz ayarları ekranın solunda görürüz. Yukarı aşağı yön düğmelerini kullanarak ayarlar arasında dolaşır. Sağ sol yön düğmeleriyle de o ayar için kullanabileceğimiz değerleri seçeriz. Ayar düğmesine tekrar basarak da çekim ayarları menüsünden çıkarız. Son iki düğmemiz ise en altta yer alan çekim video ve menü düğmeleri. Soldaki çekim video düğmesiyle kullanacağımız fotoğraf ve video çekim modlarını seçeriz. Menü düğmesine basarak çekim ayarlarını ya da kamera ayarlarını değiştirebileceğimiz menülere erişiriz.